İçinde 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 200 gram kadar tereyağımız. Jölemiz içinde 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 litre kadar vişne suyumuz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 200 gram kadar tereyağımız. Jölemiz içinde 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 litre kadar vişne suyumuz, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar da nişastamız var. Önce hemen 3 tane tenceremizi ocağa koyduk. Birisine vişne suyumuzu, diğerine sütümüzü ilave ettik. Şekerimizi ilave ediyoruz. Üçüncü tenceremize tekrardan yağımızı ilave ettik. İrmiklerimizi içine ilave ettik. İrmiğimizi iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü içine ilave ettik. Ondan sonra artmış olduğumuz şekerimizi de içine ilave ettik ve beraber karıştırdık. Karıştıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyuyoruz. Ondan sonra hemen jölemiz içinde vişne suyumuzu koymuştuk. Onun içine de 4 yemek kaşığı kadar nişastamızı hazırlıyoruz. Onu da içine ilave ediyoruz. Ve koyulaştıktan sonra tekrardan onu da üzerine ilave ediyoruz. Ve üzerine süslüyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenlerimiz. Evet biz de böyle...